Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere 7 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone 14 modelleriyle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgileri bir değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Apple geleneksel olarak Eylül ayında yeni modellerini tanıtıyor ve Ekim gibi Ekim'in sonlarına doğru da bu modeller Türkiye pazarına giriş yapıyor. Her sene bu böyle oluyor. Geleneksel bir hale gelmiş durumda. iPhone 14'te de bu şekilde olacak. 7 Eylül'de sadece iPhone değil, işte AirPods'un Pro modeli vesaire de gelebilir diyorlar. Bunlarla ilgili birçok da tabii spekülasyon var. Ben de iPhone 14 ile ilgili ortalıkta dolaşan, internette dolaşan bir kısmı güçlü bir kısmı güçsüz olan iddiaları bir araya getirmeye çalıştım. Ağırlıklı olarak burada olması yüksek ihtimalleri söyledim. Yoksa böyle bir sürü farklı iddialar da var arkadaşlar. İşte yok Tip-C bağlantısı olacak ki şu anda Lightning kullanabiliyorsunuz iPhone modelleri. Olması muhtemel iddialarla karşınızdayım. Muhtemelen de bunların olacağını söyleyebilirim. Şimdi iPhone 14 ile ilgili en bomba iddialardan bir tanesi artık mini modeli olmayacak. Özellikle son yıllarda iPhone'da bir mini modeli vardı. Daha sonra işte 12, 13 Pro ve Pro Max olarak yani 3 tane model geliyordu. Bir de mini modeli geliyordu. Son 3 seridir bu şekilde devam ediyordu. iPhone'un bu mini modeli pek tutmadı anladığım kadarıyla ve Apple bundan 14 ile vazgeçiyor. Peki bunun yerine ne geliyor? Ekrandaki tabloda görüyorsunuz iPhone'un artık bir Max modeli olacak. Buna Plus diyenler de var arkadaşlar ama iPhone 14 ile beraber iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı model gelecek. Ekran boyutları vesaireleri nasıl, biraz da onlara bakalım. iPhone 14 modeli standart olarak yine 6.1 inçte gelecek. iPhone 14 Max ise 6.7 inç olacak. iPhone 14 Pro yine 6.1 inç. iPhone 14 Pro Max ise 6.7 inç olacak. Yani artık iPhone 14 ailesinde 4 model olacak ama bunların içinde mini modeli olmayacak. Bu ilginç bir gelişme. Bu muhtemelen de bu şekilde çıkacağını tahmin ediyorum ben. Ekran yenileme hızlarına baktığımızda ise 14 ve 14 Max'te 60 Hz iken 14 Pro ve 14 Pro Max'te 120 Hz olacağını görüyoruz. Ekran teknolojisi aynen kalmış. Yine OLED şeklinde kullanılıyor her 4 modelde de arkadaşlar. İşlemci tarafında önemli bir değişiklik var. Artık normal sürümlerle Pro sürümler arasında işlemci farkı olacak. Normal sürümlerde yani 14 ve 14 Max'te arkadaşlar A15 Bionic işlemci kullanılacak. Bu işlemci halen iPhone 13'te de kullanılan işlemci. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te ise A16 işlemciye geçilmiş olacak. Daha yeni işlemci, daha güçlü modelde kullanılmaya başlayacak arkadaşlar. Bunun dışında normal sürümle Pro arasında RAM'lerde de bir değişiklik var. 14 ve 14 Max'te arkadaşlar 6 GB'lık DDR4 RAM kullanırken 14 Pro ve 14 Pro Max'te ise yine 6 GB RAM olacak ama DDR5 RAM olacak arkadaşlar. Depolama tarafında iPhone 14 ve 14 Max'te arkadaşlar 128, 256 ve 512 olacak. Pro modellerinde ise, Pro ve Pro Max'te ise arkadaşlar bunları 1 TB'da eklenmiş oluyor. Şimdi kamera tarafında önemli değişiklikler var arkadaşlar. iPhone 14 ile beraber artık 48 megapiksel çözünürlükle iPhone modellerine geliyor. Ama bir fark var. Normal sürümlerde yani 14 ve 14 Max'te yine 12 megapiksellik sürüm olurken ikili kamera olacak. 14 Pro ve 14 Pro Max'te ise 48 megapiksellik kameralar kullanılacak arkadaşlar. Video çözünürlüklerine gelecek olsak iPhone 14 ve 14 Max'te arkadaşlar 4K 60 FPS devam ederken 14 Pro ve 14 Pro Max'te 8K olacak. Bununla ilgili henüz FPS değeriyle ilgili bir bilgiye ulaşamadım arkadaşlar. Muhtemelen 24 FPS olabilir ya da 30'u da zorlar diye tahmin ediyorum ama bununla ilgili net bir bilgi yok internette. Gelelim pil tarafına. Bütün modellerde pil değerleri farklı arkadaşlar. iPhone 14'te 3279 mAh'lik pil olurken iPhone 14 Max'te 4325 mAh'lik bir pil olacak. iPhone 14 Pro'da 3200 mAh'lik pil varken iPhone 14 Pro Max'te 4323 mAh'lik bir pil olacak. Şimdi gelelim önemli bir değişikliğe. Apple ile ilgili yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi şuydu. Bugüne kadar iPhone 13 modeli de dahil olmak üzere 20 Watt'tan daha yüksek kablolu şarjı desteklemiyordu arkadaşlar. Böyle bir garip bir durum vardı. İddialara göre artık bu rakam 30 Watt'a çıkıyor. Düşük hala ama iyi bir gelişme olmuş en azından. Apple kullanıcıların biraz daha hızlı bir şekilde cep telefonlarını şarj edebileceğini söyleyebiliriz. İnternetteki bilgilere göre hangi modelde bu 30 Watt olacak tam net değil. Muhtemelen bütün modeller 30 Watt hızlı şarjı destekleyecek. Gelelim fiyat tarafına. Fiyatları tabi dolar olarak vereceğiz. Türkiye'ye geldiği zaman bunları 3 ile falan çarpmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sırayla başlayalım. iPhone 14 modelinde başlangıç fiyatı 799 dolar, 899 dolar ve 999 dolar. iPhone 14 modelinde depolama kapasitesine göre fiyatlar 799, 899 ve 999 dolar olacak. iPhone 14 Max'te bu rakam 899, 999 ve 1099 dolar olacak. iPhone Pro'da 1099, 1199, 1399 ve 1599 dolar olurken iPhone 14 Pro Max'te 1199, 1299, 1499 ve 1699 dolar olacağını söyleyeyim.
Tabii Türkiye'ye geldiği zaman söylediğim gibi bu rakamları 3 ile çarpmak gerekiyor. Yani örneğin işte 799 dolar çarpı 3 çarpı işte 18 diyelim, o günün kuru 18 TL olsun. Ona göre bir rakamdan satılacağını söylemek mümkün ama 25 bin TL civarından fiyatların başlayacağını ben tahmin ediyorum. Belki de 30 bin TL'de yaklaşır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin benimle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda iPhone 14 ile ilgili bugüne kadar paylaşılan, ortaya dökülen ve büyük bir kısmı doğru olması muhtemelen iddiaları sizin için bir araya getirdim. 7 Eylül'de resmi bir tanıtım yapılacak. Ondan sonra ben bir video daha çekerim muhtemelen ve hani hangilerini bildik, hangilerini bilemedik, hangisi doğru çıktı veya hiçbir şekilde söylenmeyen yeni özellikler neler oldu? Bunların üzerine de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. O gün gelene kadar siz yorumlarınızı esirgemeyin. Videonun altında yorumlarla birlikte fikirlerinizi görmek, duymak, okumak istiyorum arkadaşlar. Hani şöyle bir özellik de gelebilir, şu ihtimal de var, bunu niye yapmadın gibi fikirleriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu benim için önemli. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Abone olursanız sevinirim. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Abone olmanız benim için önemli desteklerden bir tanesi. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ve TikTok'ta çeşitli içerikler paylaşıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Hepsinin linkleri açıklamada mevcut. Oralardan tıklayarak sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.